Herkese günaydın. Avrasya Hastanesi canlı yayınımızda üroloji uzmanımız operatör doktor Arman Çitçi bizlerle prostat ile ilgili merak edilenleri bugün sizlerle paylaşacağız. Hocamıza ilk olarak hoş geldiniz diyoruz ve öncelikle kendinizi izleyenlerimize kısaca tanıtmanızı rica ediyoruz hocam. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Ben 1992 ÇAPA mezunuyum. İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Ardından 1994-1999 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde üroloji ana bilim dalında üroloji ihtisasımı tamamladım. Ardından bir yıl kadar Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi üroloji ana bilim dalında öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra şu anda bulunduğum hastaneye, Avrasya Hospital'a başlamış oldum. Profesyonel mesleki yaşantımı yaklaşık 20 yıldır Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde sürdürmekteyim. Hocam başarılarınızın devamını diliyoruz. Koskoca bir 20 yıldır hastanemizde görev yaptınız ve güzel, başarılı, büyük ameliyatlar gerçekleştirdiniz. Hemen hocam biz sorularımıza geçiş yapmak istiyoruz. İlk olarak sormak istiyoruz hocam. Prostat ile ilgili bilinmesi gereken hastalık ve tedaviler hakkında ne tür bilgiler verebilirsiniz? Prostatın vücuttaki temel işlev ve görevleri nelerdir diye de sormak istiyoruz. İlk olarak şuradan, vücuttaki temel görevlerden başlasak mı hocam? Tabii ki. Şimdi prostat organı erkeklerde bulunuyor malum. Temel görevi erkeğin genç ve üretken çağlarında diyelim özellikle semen sıvısının büyük bir bölümünü yaklaşık %70'ini üretir. Bu arada yumurtalıklardan gelen spermler de bu sıvıya katılarak dışarı atılır. Bu tabii insan soyunun devam etmesi açısından önemli bir işlevdir prostatın yapmış olduğu. Ama maalesef prostat belki de bir kalp gibi, bir rahim gibi çok üzerine şiirler yazılan, konuşulan, değer gören de bir organ olmamıştır. Maalesef kötü yönleriyle konuşulmuş toplumda ve anlatılmış. Çünkü sorun üreten bir organ belli bir yaştan sonra açıkçası yaklaşık 50-60 yaşlarından itibaren erkekler için idrar yapma problemi üreten, bazen de habis hastalıklarıyla gündeme gelip kişinin yaşam kalitesini bozan bir organ. Bu yüzden biz prostatı daha çok bu yönüyle tanıyoruz. Ama hani ola ki bir izleyicimizin, dinleyicimizin aklına gelir ya peki de bu niye var burada, bir sorun üretmek için mi var derseniz, hayır. Üreme çağında bir baba olmak için, bir çocuk sahibi olmak için dışarı atılan sperm hücrelerinin içinde bulunduğu o sıvının yaklaşık %70'ini oluşturuyor ve içinde bir takım enerji maddeleri, şeker ve bir takım kimyasallar bulundurarak insanoğlunun soyunun devamında, üremesinde çok önemli aslında bir göreve de sahip. Tabii bu belli bir yaştan sonra aynı kadınların doğum süresinin dolması gibi erkeklerde de üreme süreci tamamlanınca prostatın da bu yönüyle işlevi tamamlanmış ve bitmiş oluyor. Teşekkür ediyoruz ve hemen hocam bir diğer soruma geçmek istiyorum. Kişilerde prostat ile ilgili hastalıklarda ne tür şikayet ve bulgular olabilir hocam? Tabii ki kişi kendini dinler, bir anlamda kendi doktorudur ve kendisini gözlemler. Bu duyarlılık kişiden kişiye göre de değişiyor. Kimi insan çok az yapmış olduğu bir idrarı ben çok rahat idrarımı boşaltıyorum diyebilirken, kimi insan ufak tefek sıkıntıları da gözünde büyütebiliyor duyarlılığının yüksek olması nedeniyle. Şimdi prostatın ne tip şikayetler yaptığını söylerken bir kere anatomisini çok kısaca özetleyeceğim. Hani kafanızda oluşabilmesi için ya ben niye idrarımı zor yapayım ki prostat varsa. Prostat bezi erkeklerde mesanenin altında lokalize. Şöyle gösterirsem idrar torbasının altında bir portakal şeklinde diyelim ama daha çok kestane cesametinde bir organ, bir bez ve bu bezin içinden idrar kanalı geçiyor erkeklerde. İdrar kanalı geçtiği için prostatın büyümeleri halinde bu idrar kanalı sıkışıyor ve tıkanıyor ve kişinin zor idrar yapması gündeme geliyor. Bunun adı iyi huylu prostat büyümeleri. Merkezinde oluyor prostatın. Yani
mandalina diyelim veya portakal diyelim en çekirdek kısmında olan bir büyüme ve direkt işemeyi tıkayarak kişide ince işeme, çatallı işeme, kesik kesik işeme, idrarını bitirirken bunun damla damla sonlanması, hatta bazen idrarını tam boşaltamama hissi ki bu da gerçek olabilir, gerçekten boşaltamıyor olabilir ve bunun neticesinde daha sık idrara gitme, bazen uykudan kalkıp idrara gitmeye ihtiyacı olması, bütün bunlar az önce sorduğunuz ne gibi belirtilerle ortaya çıkıyorun cevabı. Tabii tekrar şunu vurgulamak isterim, bu programda biz genel bir görüşme, konuşma yapıyoruz prostat hakkında. Prostatın kanserleri, iltihapları, başka hastalıkları da var. Ama bugün temel olarak ağırlıkta biz iyi huylu büyümelerini irdeleyelim ve bunun hastadaki şikayetlerini anlatmış oldum bu bağlamda. Ve tedavisinde de bunu da konuşacağız tabii. Bu hastalığın tedavisini nasıl yapıyoruz gibi konuşacağız. Bu arada parantez içinde ben hani daha bir başka programımıza, sohbetimize konu olabilecek prostat kanserlerini bir başlık olarak anlatayım. Kişi benim bu şikayetlerim yok, prostatımda yoktur düşüncesiyle hareket ettiği zaman ve bu mantıkla 60'lı, 70'li, 80'li yaşlarını gördüğü zaman hayatın bir doğal süreci olarak prostatın kanserleri de gelişmekte. Ve bu aslında çok sinsi bir şekilde, çok sessiz bir şekilde ilerlemekte. Eğer bir kan tahlili, şurada her ne kadar muayenesi çok hoş olmasa da prostatın parmakla muayenesi yapılmadığı zaman atlanabilecek bir hastalık bu. Prostatın parmakla muayenesinde işte şikayete yol açmayan prostatın dış kabuğundaki sertlikler, düzensizlikler, kabarıklıklar yakalanıyor. Bir de bu habis kanserlerin kan tahlili var. Eğer PSA dediğimiz kan tahlilini düzenli olarak senede bir yaparsak o zaman bu kötü prostat, kötü huylu prostat hastalıklarını yakalama şansımız artar. Bu tamamen tetkik, tarama ve üzerine gitme olayıdır. Kişi de şikayete yol açtığı zaman şunu şikayetleri karşılaşırız. Kemik sıçramaları nedeniyle bel ağrıları, başka organlara sıçramalar nedeniyle onlara bağlı şikayetler. Yani artık o da tedavi alternatiflerinin çok azaldığı, kemoterapinin gündeme geleceği geç tanı almış vakalardır. Biz bunu başka bir sohbetimizde daha geniş ve ayrıntılı irdeleyelim. Bugün ağırlıklı olarak iyi huylu prostat hastalıkları üzerinde konuşalım. Peki hocam, tedavi gerektiren hastaların tespitini nasıl yapmaktayız ve ne tür tedavi alternatifleri mevcut? Tabii ki. Şimdi zaten her hastanın tek bir tedavi alternatifi yok. Yani söylemek istediğim şu, ben prostat oldum, şu ilacı almam lazım, olmadı bu ameliyatı olmam diye düşünmememiz gerekiyor. Çünkü prostat ameliyatları ve tedavi yöntemleri hayli çeşitli. Ben baştan başlayayım. Yani kişinin tedaviye ihtiyacı var mı yok mu? Bunu bir kere hekim hastayla görüşerek ve muayenesi sonucu karar verecektir. Elindeki bilimsel veriler sonucu karar verecektir. Biz bunu hafif bir prostat büyümesinde kişinin şikayetlerinin de hafif olduğunu düşündüğümüz zaman bir ilaç tedavisi olarak düşünürüz. Az önce sözü geçti. Prostatı bir portakala benzetirsek bir dış kabuğu olduğunu hemen anlayabiliriz ve içinde de bir meyvesi olduğunu anlayabiliriz. Bu meyve yolu tıkadığına göre biz bu dış kabuğunu bollaştırarak bazı ilaçlarla bu dış kabuğu gevşeterek bu işeme kanalını rahatlatabiliriz. Bu sıkı dar bir elbiseyle bol bir elbisenin vermiş olduğu rahatlık gibi düşünülebilir. Temelde ilaçlar bunu sağlıyor. Kabuğu gevşetince ortadaki işeme kanalı kendine geçiş alanı yaratıyor. İdrarın rahat geçmesine yol açıyor. Bu başlangıç dönemi olgular için gerçekten önemlidir, değerlidir ve uzunca bir süre ilaç tedavisi alınabilir. Ama pratik hayatta hani hastalar şöyle düşünebiliyor, ben bu ilacı 2-3 kutu bitirsem bu iş çözülür mü? Değil. Yani o ilacı uzun süre ve sürekli almak kişiyi rahatlatıyor. Bıraktığınız zaman bahsettiğim o kabuk tekrar sıkıp yolu daraltabiliyor. O nedenle başlangıç dönemi hastalarda aralıksız ilaç tedavisi olabilir. Hemen koruyucu hekimlik anlamında ben çok kısa bir anekdot vereceğim. Hani prostat hastası olmamak için ne yapmalıyız
trajik cevabı şudur efendim. Yaşlanmamamız gerekiyor. Yaşlandığımız zaman prostat bize sorun üretir. Bu bir gerçek. Ama büyümelerde, iyi huylu büyümelere karşı koruyucu, bitkisel bir silahımız var. Hepimizin ulaşabileceği kabak çekirdeği. Gerçekten her gün 50 gram, 100 gram, tabii aldığınız yağ ve kaloriyi de göz önüne almanız lazım. Kullanmanız volüm, hacim küçülmesine bile yol açıyor. Nitekim bitkisel orijinli ilaçlar satılıyor biliyorsunuz. Onların içinde de bu saf palmetto dediğimiz kabak çekirdeği ekstresi bulunmakta. Biz bunu doğal yoldan da tuzsuz bir şekilde alabiliriz. Tedavide ilaç tedavisini aşan hastalar ve ondan yarar görmeyen hastalar için ameliyat gündeme gelir. Yalnız ameliyat dediğimiz zaman gerçekten prostatın belki ameliyat çeşitleri bir elin parmaklarını geçecek kadar belki 10-15 çeşit tedavi yöntemi söyleyebiliriz. Bugün için altın standart, en değerli birçok artıları olan tedavi yöntemi kapalı prostat ameliyatıdır ki bu da transüretral resection of prostate dediğimiz prostatın transüretral endoskopik kamerayla girilerek prostatın temizlenmesidir. Şöyle göstereceğim, bir optik sistemiyle mesaneye giriyorsunuz, mesanenin dibinden prostatın alt bölümüne doğru etleri bir tel yardımıyla kese kese şu içeride gördüğünüz meyveyi bakın bu şekilde titremeden dolayı özür dilerim. Temizleyerek işeme kanalının açılmasını, rahatlamasını ve kişinin hakikaten genç yaşlardaki gibi rahat idrar yapmasını sağlarsınız. O et büyümeleri gitti, portakalın içi oyuldu ve artık işeme sorunu olacak bir tablo yok. Onun da bir üroloğun görseli açısından söylüyorum. Kapatan prostat lobları içeriden endoskopik. Bunlar işeme kanalını kapatıyor. Doktor optik loop dediğimiz sistemle, kamerayla giriyor. Bu etleri kesmeye başlıyor. Tabii ki kanamalar oluyor, onları yakıyor. Ama sonra da bu yol açılıyor, az önce gördüğümüz gibi. Bu altın standart tedavidir ve çok önemlidir. Bunu halen yani yenebilecek, bunun kadar başarılı olabilecek bir ameliyat yoktur. Ama şunu çok önemli vurgulamak isterim. Herkes için aynı ameliyat olmaz. Yani öyle bir hasta vardır ki anestezi alamıyordur. Anestezi alamadığı için KOAH hastasıdır, ağır başka kanser sorunları vardır vesaire, hiçbir şekilde ameliyat olamıyordur. O hasta için yapabileceğiniz adeta bir koroner kalp damar stenti gibi prostatın içine böyle tel stentler takılıp yolu açık tutmak da mümkün. Bunu hastada anestezi vermeden yapabiliyoruz ve hasta kalkıp gidiyor. Sakıncaları her tedavi yönteminin olduğu gibi bunun da vardır. Dediğim gibi çok çeşitli tedaviler var. Bunların içinde prostatın koterle yakılarak buharlaştırılması, lazerle buharlaştırılması, prostatın lazer sistemiyle yakılarak küçültülmesi, onun dışında prostatın içine batırılarak yapılan küçültme ameliyatları var, gene lazer bazlı. Geçici de olsa bir balonla genişletme, gene stent gibi, koroner damarlardaki gibi bir genişletme ve bir süre hastayı rahatlatma. Bunlar anestezi istemeyen müdahaleler ve en son az önce bahsettiğimiz stent tedavileri, prostatın değişik alternatif ameliyat teknolojileri. Benim konuyu kapatırken söylemek istediğim en önemli şey, gerçekten şu ameliyat veya bu tip ameliyat iyi, açık mı iyi? Bahsetmediğim açık ameliyatlar da var. Onlar tabii çok az yapılıyor. Hani standart olarak herkes için geçerli olamaz. Hastalık yoktur, hasta vardır. O hasta için en iyi tedavi alternatifi vardır. Doktor bunu tecrübesi, birikimi ve bilgisiyle kararlaştırır. Hasta da buna uyum gösterir. Bu anlamda bence muayene bulguları, radyoloji bulguları, şikayetlerin durumu, genel sağlık durumunuz, akciğer, kalple ilgili problemlerin olup olmaması gibi birçok şeyi göz önüne bulundurarak bence hekiminiz, üroloji uzmanınız sizin için en doğru tedaviyi sunacaktır. Bu konuda hani fikir
ve söz sahibidir hasta. Buna tabii ki saygımız olacaktır. Ama hani tıbbi gerçekleri de, bilimsel verileri de göz ardı etmemek lazım. Ben bugünkü sohbetimde böyle bir prostat üzerine giriş yapmak istedim. Bir ana başlıkları konuşmak istedim. Biraz hızlı ve yüzeyli olmuş olabilir ama önemli değil. İnşallah bundan sonraki yayınlarımızda da daha derinlikli, daha içerikli, daha spesifik konularına gidebiliriz bu hastalıkla ilgili. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İyi günler diliyorum. Evet, hocamıza da teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Evet, 0212-665-5050 numaralı hattımızdan hem sabit hat olarak hem WhatsApp hattı olarak iletişime geçebilir. Hocamızdan randevu talebinde de bulunabilirsiniz diyelim. Evet, herkese iyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.